Günaydın oğlum. İşte herhalde senin de olur. Bir bakayım ona ben, ama onu ben şey yaparım hani alırım yani ben. Ona göre. Ben yazma. Mahmut benden rahmet bugün çok dövdü demiş. Tamam bir bakayım, olabilir, öyle güzel olur. Yapayım. Sana da yapayım manikür. İçeride güneşleniyordu, ben yere bir şey düşürdüm az önce. Koştura koştura geldi ne düştü diye. Hepinize yeni bir Vlogmas'tan merhaba, hoş geldiniz. Ben Ebru. Tırnaklarımı hallettim az önce ve ben yine galiba hasta oldum arkadaşlar. Boğazlarım berbat, halsiz hissediyorum falan filan. Bugün böyle başladı. Umarım iyi bir şekilde devam eder. Tamam böyle. Biraz dinleneyim, sonra tekrar görüşürüz. Sesim de gidiyor yine. Yapacak bir şey yok ya. Niye böyle oldu anlamadım. Salgın varmış galiba. Geçenlerde hasta olmuştum ama şimdi bayağı boğazlarım berbat ve halsiz hissediyorum. Sıkıntılı. Selamlar. Bu arada akşam oldu. Ben ancak tekrar kamerayı alabiliyorum. Çok bitkin ve yorgundum bugün. Bayağı yorgundum. Bir de bir takım kötü şeyler oldu. Biraz sizinle onunla dertleşmek istiyorum. Bizim Çiftlikte Gece diye bir at vardı. Bütün herkesin en sevdiği attı. Yani çok cana yakın böyle. Herkesin Gece'yle bir anısı var yani, öyle söyleyeyim. Herkesin bir fotoğrafı var, bir şey yaşamışlığı var. Ben de daha 3 gün önce Gece'yi sevmiştim. Böyle bir elim falan yalamıştı. Çok tatlıydı. Dün gece bağırsak düğümlenmesi oldu ve bu sabah kaybettik. Melek oldu. O yüzden de çok üzgünüm yani. Bir tık böyle günüm biraz kötü geçiyor. Çünkü hiçbir şey yoktu yani, durduk yere böyle bir şeyin olması. Atlarla bazen hareketsiz kaldığında olabiliyor. Gecede biraz dersler, normalde derslere çıkıyordu. Çıkmamaya başladı. Sanırım ondan oldu değil mi? Ya program yoğundu. Sırf ondan da olmaz ya. Şöyle, bazı atlarda hastalıklar var. Bir anda kalp durması gibi falan. Kalp krizi falan geçiyor. Ondan sonra, o yüzden hani olabilir yani. Şimdi direkt olarak bir derse çıkmalı diye değildir yani. Yani birazcık, yani hiçbir şey yoktu aslında. Yani görünürde evet, bir şey yoktu. Ya o biraz zaten üzücü. Bir anda gitti adam yani. Çok üzüldük bugün. Bugün de şöyle söyleyeceğim. Ben hastayım diye Nurhan anneannem sağ olsun bugün tavuk suyu çorbası yapmış bana iyileşeyim diye. Tavuk suyu çorbamız var. Oyun oynarken az önce yodayla böyle fırçayla oynatıyordum onu, diş fırçasıyla. O da elimi yanlışlıkla şöyle kesti. Birazcık hasarlandım. Tamam hayatım. Kokacak. Ben aspiratörü açmam lazım. Tamam. Biz şimdi akşam yemeği yiyoruz. Size onu göstermek istiyorum. Batu şöyle bir salata yaptı, Batu şef. Ben hastayım diye greyfurtlu yapmış. Ellerine sağlık aşkım. Bunu Nurhan anneannem sardı diye biliyorum. Bugün beni aradı çünkü lahana saracağım dedi. Sana iyi gelir dedi. Bu onlardan geldi. Barbunya da kayınvalidemden geldi galiba. Tavuk suyu çorbada Nurhan anneannemden. Noodle da bizim dünden. Şimdi bir de et yapacağız yanına. Böyle proteinli. Güzel beslenelim dedik, yeşillikli falan. Kahvaltı mı? Kahvaltıda nasıl güzel bir kahvaltı mı oldu aşkım? Ya sen niye ağır geçiyorsun bende? Bir hasta olacaksın ha. Ben hasta olabilirim ama... Sus otur. Kocan olmasa yemek yemeyecektin kadın. Gücümden asla ödün vermem. Otur ben. Dedim sana kadın.
Öyle centilmen bir şey. Aa, çok tatlısın. Paspalım. Bana bak asıl. Sen çok güzelsin. Ben çok güzelim. Evet. Tipine bak. Vallahi çok güzelsin. Yemin ederim çok güzelsin. Yemin aşkım. Ediyorum. Teşekkür ederim beni öyle gördüğün için. Allah razı olsun kardeşim. Şu an var ya, yüzümde bir tane yerine? Bir şey yok. Soda içer misin? Soda yani? İçerim. Bir tane bir şey yok yüzümde. Bir krem mi sürmedim? Bugün sürmedim yani gerçekten. Günüm sabah güzel başlamıştım. Salatamı anlatayım mı? Anlat bakalım. Şimdi roka. Hı. Ondan sonra yeşil elma, greyfurt, ceviz, peynir, domates rendesi, nar ekşisi, zeytinyağı ve limon var. Güzel. Batu Şef. Batu Şef'ten hemen eşini iyileştiren bir salata tarifi geliyor. Evet. Güzel bu arada, bayağı güzel görünüyor. Yani şuna söylüyorum ki... Canım benim güzelim ya. Güne güzel başlamıştım ki sonrasında bu haberleri falan aldım derken çok üzüldüm, üzüldü bitti. Hala aklımda yani, en melek oldu. Melek oldu çocuk. Oraya gideceğim, onun yeri boş olacak, böyle bir tık üzgünüm. Allah bütün canlılara uzun ömürler versin diyeceğim ama ecel yani, hepsinin bir ömrü var. Mesela Yoda şu an bebek. Ya bebeğim benim. Bunlar oluyor yani 10 sene sonra, o da yaşlanacak. Keşke hep böyle bizim kadar yaşasanız. Değil mi aşkım? Ağlayasım geliyor böyle düşününce. Ama yapacak bir şey yok. Modumu, ya sizin de modunuzu düşürmek istemiyorum ama hani şu anki modum bu şekilde. Hayır, modumuz yüksek arkadaşlar. Yani modum şu an birazcık... Böyle orta. Arkada kalan güzel anılarınız için mutlu olacaksınız. Size bu kadar güzel anılar bıraktığı için. Evet, çok güzel anılar bıraktı bize. İlk derslerimi ben geceyle falan da aldım hatta. Alanla geceyle aldım. Şimdi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. Birazdan yemekten sonra tekrar görüşürüz. Birazcık başım ağrıyor. Başım çok fena. Sinüslerim dolu. Boğazım ağrıyor. Yani kendime bir sabah kekikli çay yaptım. Limonlu çay. Normalde bal konuyor içerisine ama ben bal koyamadım. Çünkü balımız bitmiş. Limon ister misin çorba? İsterim. Limon ister misin çocuk adam? Ay abi çabuk ya. Bana bir şey olmaz. Ya sen herkül müsün? Bir şey olur ona ya. Ben o kadar sporum. Benim aldığım vitamini kimse almıyordur bir gün. Evet, karını vitaminsiz bırakmışsın. Buradan anladığımız üzere karısına hiç iyi bakmıyor. Buradan kıyamam ya. Şaka da yapmayacağım. Neyse, salata yaptı bana greyfurtlar. Akşam da bana greyfurt suyu sıkarsın. Evet, sıkar ben mısın? Sabah sana ayarladım. Kahvaltıda sıkacaktım. Uyandırmak istemedim. Çok hastasın diye. Ondan sonra... Bu bayağı... Karabiber. Deletmesem de bayağı şu an kötü durumdayım ama kendimi böyle iyiymiş gibi şey yapmaya çalışıyorum. Çünkü yattıkça insan yatar. Kötü hissediyorum dedikçe kötü hissedersin. O yüzden şu an birazcık böyle modumu da yükseltmeye çalışıyorum. Böyle yiyelim, birazdan görüşürüz. Bakın şu an böyle. Ooo, mis çorbalar. Duşumu aldım. Mislendim. Duş alınca insan gerçekten kendisine geliyor. Bu arada şu üzerine sürdüğüm top kat var ya, onu mutlaka alın. Hani bana birkaç takipçim de yazmıştı. Ebru kullandığında çok memnun kalacaksın. İşte hiç yastık izi bırakmıyor. Harika bir top kat diye. Gerçekten kullandığım en iyisi Golden Rose'unkisi. Linkime bırakacağım. Müthiş ya. Müthiş. Hiç gram bozulmadı. O kadar mutluyum ki. Bir de böyle o kadar güzel bir parlaklık verdi ki. Çok beğendim. Bundan sonra favori top kat bulunmuştur. Hemen bir nemlendirici süreceğim. Önce bir akşam serumu sürelim. Garnier'in serumunu süreceğim. Cildimde bir problem yok ama şu an çok hafif bundan sürmek istedim. Böyle cildimi de tek bir ürüne böyle alıştırmayı çok sevmiyorum. O yüzden bunu da çok sevdim. En son sizinle birlikte kullandığımız ürünler hiçbir şekilde iritasyon yapmadı. Bakın cildimin güzelliğine maşallah diyeyim de. Ürünlerle alakalı bir sıkıntı yok yani. Test edildi, onaylandı. Onu söyleyebilirim. Çok güzel. Vay, hasta olsam da hiçbir şekilde cilt bakımından ödün vermem asla. Beni biliyorsunuz. Gözaltı nemlendiricimi de hemen süreyim. Şu Kiehl's'ın, açamadım, elim ıslak gibi kayıyor. Normalde var ya, bugün o kadar çok planımız vardı ki sizinle. Ama hepsini iptal etmek zorunda kaldım. Çünkü kötü hissediyordum. Bayağı hala daha öyleyim ama çok belli etmemeye çalışıyorum size. Yani şu an biraz daha iyiyim. Tabii duş aldım, rahatladım falan ama sanki bir tık korkutuyor bu boğaz ağrısı. Bir tık korkuttu beni. Çünkü geçen hafta ne olmuştum ya, o hemen hiç böyle... Bu kadar olmadı yani. O bildiğin soğuk algınlığıydı. Bu farklı bir şey hissediyorum. Öksürüğe çevirecekmiş gibi hissediyorum böyle bir. Çünkü öksüresim geliyor. Balgam varmış gibi boğazımda. Şurası komple böyle acıyor. Öksürmediğim halde acıyor yani. Neden olduğunu anlamış değilim. Biraz daha böyle ilerleyen günlerde ağırlaşırsa falan hastaneye giderim yani. Ama şimdilik zaten çok... Evden çıkmıyorum. Dinleniyorum yani birazcık. O yüzden normalde işte şimdi bugün mesela Noel pazarına gidebilirdik. Sıla çağırdı bugün beni. O da ama iptal oldu. Yani erişti kısmet. Arkadaşımız doğum yaptığı için iptal oldu. Bebeği oldu arkadaşımızın. O kadar tatlış ki. Siz
Zamanla tamam dur bunu açmamışım ya. Bu benim yedekmiş. Yedek kremimi sürmüşüm. Diğeri yatak odamda işte fark etmedim. Kız niye söylemiyorsunuz diye. Kafayı yedim ben iyice. Siz sanki buradaymışsınız gibi hissediyorum. Yani buradasınız sonuçta değil mi? Yine gözaltı kremini aldım yani yanlışlıkla. Nemlendirici Origins'in Ginseng özlü Ginseng. Ginseng. Ginseng değil. Ya şuna şu dokusu o kadar güzel ki bir de kokusu. Portakal kokuyor ya mis gibi. Hani bildiğiniz kendinizi böyle sevdiriyor. Mesela size şey söyleyeceğim. Kendinizi kötü hissettiğiniz zamanlarda. Mesela ben neler yapıyorum görüyorsunuz bakın. Cilt bakımı, duş. Böyle kendi modumu değiştirecek şeyler. İşte dizi izlemek gibi, dinlenmek gibi. Bazen hiçbir şey yapmamak da çok iyi gelir. O tarz şeyler yapıyorum ki kendimi mod olarak yükseltim. Mesela saçınızı bir duş aldığınızda saçınızı bir şöyle bir hani düzleştirin. Ya da böyle bir şekillendirdiğinizde zaten direkt modunuz artı bir yükselir. Net bunu da yapın. Böyle kendinizi işte aynaya baktığınızda böyle hafif yorgun, solgun hissediyorsanız. Öyle hissiyat olur ya bazen. İşte gözaltı kremlerinizi sürün. Ne bileyim gözaltı kapatıcınızı sürün. Bir şöyle allığınızı sürün ki böyle canlı canlı olun. Maskara da sürebilirsiniz hani. Rahatsız olursanız sürmeyin. Hani öyle bir kendinizi iyi hissettirin. Bir modunuzu kendinize getirtebilirsiniz. Ben böyle yapıyorum ya. Ben bunu tercih ediyorum. Şimdi gelen bir kargom var. Hatta iki tane var. Birlikte onları açalım. Bir tanesi Batu'nun bana yılbaşı hediyesi. Yılbaşını giymem için hediye aldı. Ona birlikte bakalım. Ben de merakla bekliyorum. Yani çok beğendiğim bir şey ama böyle canlı da nasıl merak ediyorum. Birlikte bakalım. Yani sevdiğim bir marka. Hiç daha önce ürününü almamıştım. Yani gördüğümde böyle tarzını sevdiğim bir marka. Saçlarımı da öreceğim. Yılbaşında ne yapacağımız belli değil ama kıyafetim hazır. Yılbaşında gerçekten planımız yok şu an. Yani kız arkadaşım da sılalarla olabiliriz. Ondan sonra Fatma şeye çağırdı. Kıbrıs'a gidecekler onlar. Kıbrıs'a çağırdı. Birlikte otele gidelim dedi. Oraya gidebiliriz. Onun dışında şu an vizemiz var. Başka yurt dışına bir yere gidebiliriz. Abimlerin yanına gidebiliriz. Kaan'ların yanına gidebiliriz. Mustafa'nın yanına gidebiliriz. Hollanda, Almanya, Belçika falan diyeceğim. Zaten oralar yakın. Yürüyerek gidilir. Almanya, Belçika, Hollanda sınırıydı. Almanya videolarımı izlemediyseniz izleyin bakın. Gidin gerçekten şuraya da kartları ekleyeceğim. Hala yeri karıştırıyorum. Şurası da olabilir. Şu an çıkmıştır size. O kartlara tıklayın. İzleyin. Çünkü gerçekten çok emek harcadım ya. O kadar soğuktu ki hava ve çok güzel videolar çıktığını düşünüyorum kendimce. Yani çok emek harcadım. Yurt dışında böyle olabildiğince size ortamı yansıtmaya çalışıyorum. Hani böyle evdeki gibi ya ben buradayım falan diye değil. Daha çok etrafı da böyle çekmeye çalışıyorum. Hani ben ne hissediyorsam onu yansıtmaya çalışıyorum diyeyim. O videolar bayağı güzel olmuştu. Onları izleyin. İzlemeyenler çok şey kaybeder. Şimdiden benden söylemesi. Ay şu yerde de şu an çamaşırlar var. Bu arada saçları normalde böyle kuru taramamak, şey ıslak taramamak lazım ama benim şu an çok vaktim yok. Çok hırpalamadan şöyle yavaş yavaş açıyorum. Zaten çok böyle karışmıyorlar. O yüzden uçlarından çok hafif tarayıp kurutacağım. Çamaşırları makineye atamadım. Normalde duştan önce atacaktım ama şimdi sizle dedim konuşuruz. Yine dedim makineyi durdurmak zorunda kalmayayım. Oha 7 dakikadır konuşuyormuşum. Ya ben hiç söylemiyorsunuz bana ne çenen açıldı Ebru falan diye. Bazen de diyorsunuz Ebru vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Keşke bitmeseydi falan diyorsunuz. O yüzden benim de çenem açılıyor yani. Siz söylediğiniz için çenem açılıyor. Ben de böyle işte. Bu modlar benim de kafamı şey yapıyor. Çenemi açıyor yani. Oy. Filize takalım. Saçları kurutalım. Sonra şöyle bir alttan öreyim diyorum. Şöyle bir tane ya da şurada iki tane örebilirim. Sonra birlikte kargo açacağız. Birazcık dizi keyfi. Ve tekrar geldim. Güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel. Hadi bakalım birlikte açalım ne gelmiş. Ben de sizin kadar şu an merak ediyorum. Yani ne olduğunu biliyorum ama paketleme falan harika. Hologramik bir paketleme. İlk siz açın bakalım hadi. Wow. Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar bu efsane bir şey. Ben şu an aşık oldum. Bu nasıl güzel bir ceket. Batuhan yavrucular, Batu aldığı için. Giyerlis olarak ürünümüzün sona çok yakışacağına eminiz Batuhan. Aşkım. Neyse uyumuş. Ben ona yarın göstereyim ama bu nasıl güzel bir ceket. Şov. Şu yakından göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Nasıl bir şey? Giymek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten harika bir ceket. Bunu takım olarak aldık. Şöyle içi bile çok güzel ya. Baksanıza. Şöyle markası yazıyor. KK markası. Kiki mi KK mi bilmiyorum. Ben KK diyeceğim. KK
Kiki de olabilir. Omuzları nasıl bunun? Balon kol gibi, oversize gibi geliyor. Kaç beden almışız? S beden almışız. Bayağı iyi. Ay bu şu an benim dolabımın favori ceketi oldu. Mükemmel bir yılbaşı hediyesi oldu. Bakalım ben Batu'ya ne hediye alacağım. Bana tüyo verin arkadaşlar, artık hediye şeyim kalmadı, önerisi. Her şey ala ala, hediye bitti bende. Tükendi ama bu. Bakın ben beğendim direkt. Beğendiğimi aldım. Of bu çok güzel bir ceket. Ben bunu yılbaşında giymezsem başka bir yerde giyeceğim ama nerede? Şöyle de kemeri var. Bunu başka bir şeyde de giyerim ben. Müthiş bir kemer. Yani şu doku var. Bunun bir de mavisi vardı galiba. Müthiş bir şey. Böyle bir içi var. Giydiğimde bunu mutlaka Instagram'a da koyarım. Ama bu bol mu bana? Bu arkası mı? Şöyle yarım kol. Böyle bir şeydi. Evet bak. Bakın böyle. Dur şöyle önü. Şöyle. Böyle yarım omuz gibi üstü. Ay bu harika bir şey ya. Şu an aşık oldum. Hemen giymek istiyorum. Şöyle yarım kol gibi. Böyle düşünün. Ondan sonra bir de şöyle bir etek miydi? Şort muydu? Şort. Şort etek. Şort etekmiş. Efsane bir şey bu ya. Arkadaşlar ben kolay kolay bu kadar böyle şaşırmam. Ama bu müthiş bir takım. Yani komple. Hani hepsi ayrı parçalar olarak da bunları tek tek de kombinlerim. Bunu ama yılbaşına falan giyersem tek olarak, komple tek bir kombin yapacağım. Ama böyle üstü de altı da ayrı ayrı kombinlerim. Bu gerçekten harika bir şort etek. Altında şortu varmış. Çok güzel. Bu nedir? Bayıldım. Tek kelimeyle. Aşırı beğendim. Yani ne diyebilirim bilmiyorum. Harika bir takımmış. Ne diyebilirim bilmiyorum. Bence eminim ki yani benim gibiyseniz tabii böyle çok hani ışıltı seviyorsanız bunu bu ne be falan diyorsunuzdur ama ben şu an aşık oldum. Ben biliyorsunuz yani biraz kokoş mu desem böyle ışıldamayı seviyorum galiba. Bu tam benlik bir şeymiş. Bayıldım. Bir de şöyle bir hediyem var. Bu PR gönderisi. Parfüm. Ama nasıl bir parfüm, nasıl bir koku hiçbir fikrim yok. Bana özel. Yani kişiye özel parfümlermiş. Bu da Trendyol'da satıştaymış. Bakın bana hangisini yollamışlar. Çok merak ediyorum gerçekten. Muse. Şöyle Muse kokusu. Bir de kokular böyle dönemsel kokularmış. Hani yorumlarda... Kırıyordum. Gerçekten dönemsel bir koku. Çiçeksi. Oo çok güzel. Ay çok beğendim. Fresh ve böyle hem çiçeksi hem böyle hani geçtiğinizde kokunuzun hissedileceği bir koku. Ama çiçeksi diyebilirim. Değil mi? Bu çiçeksi oluyor. Evet çiçeksi. Benim sevdiğim tarzda bir koku ve şişesi de çok şık. Şöyle çok güzel bir şişesi var. Beğendim bu kokuyu. Teşekkür ederim. Severek kullanacağım. Şöyle güzel bir paketlemede geldiler. Böyle tekrar göstereyim. Diğer kokuları da merak ettim. Bunun içeriğine bakacağım bir saniye, merak ettim. Şimdi içeriğine baktığımda turunçgillerden gelen çiçeksi ve ipeksi notaları varmış. Uzun ve sıcak yaz gecelerinin derinliğinden ilham alınarak üretildiği yazıyor. Ben Trendyol'daki yorumlarına bakıyorum şu an. Bayağı da yorumu var. Hani çok kalıcı olduğunu falan yazmışlar. Tabii bunu bir en az bir saat falan durması lazım. Tende nasıl bir koku alacağına bakmak lazım. Normalde ben kokularda böyle çok yoğun, tatlı kokuları sevmem. Böyle bayan kokuları sevmem. Bu koku böyle çiçeksi, meyveli gibi bir koku. Ve bence tam gece kokusu. Yani gece sürülecek bir koku bence. Böyle yürüdüğünüzde esecek bir koku. Daha böyle özgüvenli bir koku yani öyle söyleyeyim. Günlükte de bence kullanılabilir. Bence özellikle kışın da çok güzel. Bu koku güzel gider. Ya güzel bir koku, ben sevdim. Sevdim gerçekten. Teşekkür ederim bu arada markaya da. Deneyebilirsiniz. Linki de bırakırım. Bir bakabilirsiniz. Üst notalarında amber ve mis kokuları varmış. Odunsu, aromatik ve meyvemsi kokular diyor. Vanilya, amber ve miskin tatlı narin ve ipeksi dokunuşuyla sedir ağacının yeşil tonlarıyla süsleniyor. Sevdim ya. Bunu kullanırım. Videomu artık burada sonlandırıyorum. Umarım buraya kadar da keyifle izlemişsinizdir. Boğazlarım berbat durumda. Yani şu an hemen bir gargara yapacağım. Sonra boğaz pastili falan almam lazım galiba. Şuram çok kötü. Niye öyle bilmiyorum. Umarım daha da kötüye gitmez. Arkadaşlar salgın varmış ya. Dikkat edin. Hani ben geçen haftalarda bir hasta oldum ya. Onda böyle hasta gibi değildim hiç.
Hiç grip gibi yani sadece burnum aktı. Öyle ayakta atlattım yani normal günlük hayatıma devam edebildim. Şu an günlük hayatıma edemiyor gibiyim yani biraz halsizlik de var. Evdeyim yani dinleniyorum şu an. Böyle tam pijamaları falan giydim böyle üstümü falan. Şununla duruyorum. İçimde de atletimi terledikçe böyle değiştireceğim. Öyle yarın görüşürüz. Vlogumuzlara devam edeceğiz tam gaz. Sizleri seviyorum. Lütfen kanalımdan ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Yorumlarınızı okudukça çok mutlu oluyorum. Süper teşekkür özelliğim de aktif. Ona da destek olmak isterseniz ona da bakabilirsiniz. Abone oldukça böyle büyüyor ailemiz. Sizleri seviyorum. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bay bay. Take you there.